Selam YouTube nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün oyuna gelen yeni güncellemeleri tanıtacağım arkadaşlar. İlk önce oyuna gelen bu mükemmel güncellemeden bahsedeyim. Oyuna istediğin zaman girebileceğim 1v1, 2v2 olmak üzere ödüllü bir arena sistemi eklendi. Ee, bunu da hemen nasıl yapıldığını göstereyim arkadaşlar size. Gördüğünüz üzere şurada karşılaşma var. Karşılaşmayı tıklayıp buradan sıralamaya kasabilirsiniz. Ben geçen denedim. Zevkliydi açıkçası. Kerem'le falan <laughs> oynadık yani. Kerem sen karşıma gelmiş. Orada bir <laughs> sıkıntı yaşadık ama zevkliydi açıkçası. Herkes eşit oluyor bu arada bilginiz olsun. Herkes eşit olduğu için bu bir artıdır. Çok zevkli olarak döndürebilirsiniz kendi aranızda. Aslında onun böyle bir yerde şu an olmaz belki. Özel böyle 1v1, 2v2 videosu çekilebilir böyle. Olabilir olabilir. Ekstradan bu karşılaşma size ödül de veriyor. Ama bu ödülü nasıl veriyor? Mesela World Ranking Rank, e kasası var arkadaşlar buna tıkladığınız zaman e, 10 milyon gold, Lakofel Fire, Anti-Material Golden Meatbox, e, bir de Exercise Pro Artısında Hammer geliyor arkadaşlar. E, bu nasıl alınıyor? top 1'e çıkmanız lazım. Top 1 olursanız bu ödülü alabiliyorsunuz. Aynı şekilde ikinci World Ranking'imiz var. Bu da 2 ve 5. oyunculara veriliyor. Yani 2'den 5. kadar olan sıralamada olan oyunculara veriliyor. Diyor. Bunun içinde ne varmış? 5 milyon gold, Luck of Ice Sky, Golden Meatbox, Hammer var, Exorizer var. 3. kutudan da arkadaşlar ilk 6. sıradan 10. sıraya kadar olan arkadaşlar yararlanabiliyor. Bunun içerisinde de 3 milyon gold. Hammer, Fish Runner Box bir de Exerizer çıkıyor. Bunlar tabii ki aylık olarak güncelleniyor. Bilginiz olsun bir ay boyunca hani kasarak geliyorsunuz buralara buradan davet ederek arkadaşınızı davet edip vs katılabiliyorsunuz 2V ve 2VS için. Burada premium'a geçtiğin zaman ödüller kazanılıyorsun. E, premium rozeti 1.65x bonus kazanmanı, XP premium görevlerini kilidini açan ac ödüllerini kazanma falan yarıyormuş. bunlarda hangileri oluyordu? Görevlere tıkladığınız zaman gördüğünüz üzere 10 maç kazan 5000 AC, 250 maç kazan 8000 AC, 500 maç kazan 10000 AC, 750 maç kazan 12000 AC olarak veriyor size toplamda ne kadar veriyor? 35k AC arkadaşlar. 35k AC toplamda alıyorsunuz. E, 750 maç kazanırsanız. 10k AC kâra geçiyorsun. Aynen yani. 10k AC kâra geçiyorsun düşündüğün zaman. E, bu da hatı sayılır bir AC tabii ki. Bu sistem böyleydi hocam. Tabii ki maçlar şöyle arkadaşlar. Best of 5 şeklinde yani 3 maç kazanan oyunu kazanır mantığında ilerliyor. Rank sisteminde şöyle açıklayayım arkadaşlar. Zaten göreceksiniz sağ tarafta. Bronze, Silver, Gold, Platinum, Diamond, Aero olarak rank sistemi Euro King'de son rank arkadaşlar. Bronz ya da Silver'dan başlatıyor ilk başta. İlk maşa göre değişkenlik gösteriyor tabii ki. Diyelim ki hani Bronz'dan başladınız. Aero'ya kadar kasıyorsunuz arkadaşlar. Maç kazanımınıza göre buradaki bar doluyor. Ona göre level yani daha doğrusu rank atlatıyor size. Yani Valorant'ta bilirsiniz hani rank sistemi gibi çalışıyor bu sistemde. Bilginiz olsun. Bir de tabii ki arenanın içinde bazı şeylerin önüne geçilmesi gerekiyor. Bunun da önüne geçmek için AFK sistemi var. AFK'larla otomatik olarak ban banlıyorlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Oto ban var. Yani AFK bırakıp kendinizi kasmaya çalışmayın. Bunun da önüne geçmek için böyle bir sistem var. Bilginiz olsun. Arenalarda AFK bırakmayın arkadaşlar. Ee, Fortus Fortress War'a gelelim şimdi arkadaşlar. Artık önce tohumu vurmak için önce kapılardan birinin kırılması zorunludur. Fortus War'da bug ebos yapan kişiler cezalandırılacaktır arkadaşlar. Canavar kısmına gelelim. Canavarlarda slime boss'unu biliyorsunuz. Onun gücü azaltıldı arkadaşlar. Ee, bu ara slime boss'unun videosu da kanalda var. İzleyebilirsiniz. Ee, gizli bir görev olduğu için genelde görevlerde çıkmıyor. Onun fareden alıyorsunuz görevi. 10 milyon mu 11.5 milyon mu öyle bir şey XP veriyordu. Kanalda zaten videosu var izleyebilirsiniz. Mother Nature'ın skill'in gözükmeme sorunu giderildi arkadaşlar. Ee, Big Grant'ın canı azaltıldı. Ee, Lotus Madenindeki yarasalar artık oyuncu vurmadıkça saldırmayacak. Bu olay bence güzel oldu. Çünkü biz Warrior 0'dan Warrior serisinde Kerem'le kaç saat uğraştık o Goldor'u düşürmek için. Kaç kere öldük arkadaşlar. Size göstermedik ama şaka yapıyorum ölmedik de. Yani öyle e, olaylar oldu, güzel oldu bu. Genelde ardı ardına e, görüş açınıza girince çıkan boş sinyalleri düzeltildi. Bildirim kutunuzu e, bildirim gelince artık bir ses çıkartacakmış. E, bu da güzel oldu. Bildirim Hı. bu arada bildirim şeyini de gösterelim Kerem istersen. Bana bir ışından, ben de oyunun sesini açayım. Hayda. Bana oradan grup istiyatsana. Evet, o, o, ben ışınlandım şaşırdım zaten. Gördüğün gibi Gel ses geldi abi. Bir daha at. Dur red dediğim bir daha aynen aynen geliyor çok iyi birçok bug da düzeltildi arkadaşlar. Zaten onlar hani aşağı bıraktım oyunun Discord sunucusunda da görebilirsiniz. Bilginiz olsun. Ace Shop'a gelelim hemen. Ace Shop'a da yeni kostümler geldi. Yeni silah kostümleri geldi arkadaşlar. Onlara bir bakalım isterseniz. Mağaza diyelim. Burada bir hazırlığımız var. Baştan çektik hemen. Geliyoruz hocam buradan yeni kostümlere. Ben şöyle bir ön izleme atayım da hani bunun videosunu ayrı çekelim. Daha güzel olur. Nerede abi efi? Op'unu da al abi. Bir tane de şuradan silah kanı al abi. Hop. Ön izleme demesi böyle. tabii ki bunların alımı gelecek video olarak. Bilginiz olsun. AC Shop'a da çok güzel bir <laughs> set geldi. Bakıyorum başka bir şey yok. Tamam. Düşük seviyeli görevler düzenlendi arkadaşlar. Şimdi de klana gelelim arkadaşlar. Klan savaşları artık 55 ve üzerindeki seviyedeki oyuncular için geçerlidir diyor. Level 3 ve üstü klanlar savaşabilecek. Protection Flag adlı bayrak ee, oyuna eklendi. 3 milyon alınan bu bayrak ile 5 gün savaşlardan korunabilirsiniz. İleride bu sistem değiştirilebilirmiş. Bu sistem aslında çok iyi oldu. Bazı loncalar çünkü hani oyun sırf bunu sunuyor diye sürekli insanları darlıyordu ve bunun gerçekten yanlış olduğunu bili bilmelerine rağmen yapıyordu ki bunu yeterince de zaten yayında konuştuğumu düşünüyorum. Her ne kadar iyi insanlar olsa da bunun yanlış olduğunu belirtmek lazım. Yapmasalardı keşke daha önceden. sonuç olarak burada bir oyun oynuyoruz. Kimsenin kimseye üstünü kurma gibi bir niyeti yok. Arkadaşlar bir de oyuna yeni zindan eklendi. Tabii ki burası şu an işlevsizmiş. Şöyle bir yer galiba. Bilmiyorum bana açıkçası Sword Art Online'ı anımsattı biraz. Çok güzel. <laughs> Düşündüğüm bir şekildedir diye düşünüyorum. Umarım öyledir. Tahminim o yöne doğru itiyor beni çok güzel yapmışlar hocam Ben benim hoşuma gitti de şurası birazcık küçük kalmış sanki çiçek Bir de arkadaşlar Highlands değişti Highlands haritası da böyle oldu şöyle bir tur atalım ya bir bakacağım bir dakika ki basalım haritayı açalım Ya aslında o kadar şey olmamış Hani eskisiyle Aa, aynı sadece aynen. biraz daha karartılmış gibi hissedildi temel modeli aynı kanka yani sadece Duvarların falan üst kısımları bazı yerler değişmiş, aşağı Aynen. Aynen. gitmiş. Bir de sabah geldim ben bile kanka buraya, hı hı. sabah geldim sanki biraz daha şeydi böyle sis vardı sanki böyle Highlands'da. Böyle sanki Highlands, gerçekten denilebilir gibi olmuş böyle. Güzel yapmışlar hani... ya, uh -huh. güzel olmuş. Kü küçük de değişiklikler ama önemli değişiklikler olmuş diye düşünüyorum ben. Tabii tabii. tabii. O burası neymiş lan? Pozisyon orası da değişik. Oo Posunurası da güzel olmuş. Evet evet o zincirler falan filan yukarıda şeyler var böyle dallar falan var. Evet evet aşırı aşırı yapmışlar. Aztek labirenti de değişmiş hocam. Aztek labirentinde artık uçabiliyorsun abi o da güzel olmuş. Gel gel gel. Bu ne lan? Gökkuşağı var lan. Oğlum ona mı şaşırdın? Buna şaşırdım ben. Bu ne lan? Kardeşim burası sunak herhalde. Sen neredesin lan? Bilmiyorum oğlum. Çok garip bir yerlerdeyim ve çok <laughs> güzel bir yerdeyim galiba. Güzel güzel hoş olmuş. İyi yapmışlar iyi yapmışlar. Evet evet çok güzel ellerine sağlık. Ellerine sağlık ellerine sağlık. Ama bence e, güzel bak. Tasarım olarak çok güzel olmuş. Ama labirent değil kanka. Bence labirent havası... O zaman labirentti. Evet o zaman labirentti. Şu an kaybedilmiş gibi. Evet. Labirent havası kaybedilmiş. Ama tasarım olarak harika. Ama labirent havası kanka şu an... Yok yani direkt bir brand ki ismi değişmesi lazım gibi yani geldi bana. Yani denebilir. Öyle de denebilir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir hocam. Yeni güncelleme böyleydi. Aslında şey de yapabiliriz ya. Ee, sonun... Yok yani neyse tamam. Onun ne, için ne özel şey bir mi? video çekelim. 100k hc harcamalık video olsun o da. Neyse hocam umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla yeni güncelleme gelsin istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere seviyorsanız bay bay.